Sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz e, Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki yapacağımız videonun konusu, dolar düşer mi, altın yükselir mi? Bu başlığı sizin en çok sorduğunuz sorular arasında e, belirleyip attım. Şimdi e, bu sorunuza e, grafik üzerinde cevap bulmaya çalışalım arkadaşlar, hem de anlatalım. E, sizlerle birlikte buna cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle e, dolar kurunda orta vade hedefim 7.23. Şurayı 7.23'ü öncelikle bir not alalım arkadaşlar. Şimdi grafiğine baktığımız zaman 6.80'de dolar tl'nin e, aşamadığı bir tepe görüyoruz 6.80 bölgesinde. 6.80 altında e, şurada bir 6.73 gene bir direnç haline gelmiş bir bölge var. Ve onun altında da arkadaşlar şuradan geçen bir 6.62 seviyesindeki destek bölgemiz var. Dolar TL kurunun e, yükselebilmesi için arkadaşlar bu hafta Dolar TL kurunun yükselebilmesi için, şuradaki 6.73 e, direncini takipte kalacağız. E, bu 6.73 direnci önemli. 6.73 direncini yukarıya doğru Dolar TL kuru kıramazsa yönünü tekrar 6.62 seviyesine doğru çevirecektir. Hatta buradaki sarkmalar 6.56 seviyesine kadar da gelebilir. İşte bizim burada asıl Dolar TL kurunda dikkat etmemiz gerekecek seviye geri çekilme olur. Dolar 6.73 üstüne çıkamazsa 6.56 seviyesi olacak arkadaşlar. Bu 6.56 dolar kurunda önemli. Buranın kırılıp kırılmadığı günlük kapanışlarda takibimizde olacak. Çünkü 6.56 seviyesi kırılırsa dolarda bu sefer 6.40 seviyelere kadar düşüşler meydana gelebilir. Bu 6.56'yı yakından takipte kalacağız. Fakat şöyle de bir durum var. 662 altında kapanış gelmedikçe dolar 662 673 aralığında hareket etmeye devam eder. Bu aralıkta devam eder. Eğer ki dolar 662 altında bir kapanış yapsaydı arkadaşlar o zaman biz çok rahat şekilde derdik ki dolar TL kuru alttaki destek seviyelerine doğru düşecek. Fakat biz bu hafta 662 altında bir haftalık kapanış veya günlük kapanış görmediğimiz için ee, şu an itibariyle e, net olarak dolar düşecek diyemeyiz arkadaşlar. Ne zaman ki 6.62 altında kapanışlar görebilirsek bu hafta o zaman çok rahat bir şekilde dolar aşağıya doğru düşecek diyebiliriz. Peki dolar yükselecek diyebilir miyiz? E, dolar yüksel diyemeyiz arkadaşlar. E, bunun nedeni de doların 6.62 6.73 aralığında sıkışmış olması. Eğer ki 6.73 üzerinde de bir kapanış görebilseydik bu sefer de diyecektik ki dolar 6.80 e, direncini tekrardan kırmaya gidebilir. Burada anlatmak istediğim e, dolar düşecek de diyemeyiz. E, şu anki kapanışlara göre dolar yükselecek de diyemeyiz. Dolar 6.73 üzerinde kapanış yapabilirse o zaman 6.80 seviyesine tekrardan e, kırmak için test etmeye gidebilir. E, bu 6.80'inde de kırarsa zaten e, dolar TL bu sefer yukarıda 6.88 ve 7-10 seviyelerine doğru hareketlerine devam eder. Yani 6.80 yukarı yönünü kırıldığı zaman Dolar-TL'de bekleyen arkadaşlar zaten sıkıntı yapmasına gerek yok. Dolar-TL'de bir üst e, seviye olan direnç yerlerine doğru teste gidecektir. 6.73 e, bu hafta kapanışlar yapabilirse de, 6.73 üzerinde kapanışlar yapabilirse de... ...o zaman diyebiliriz ki e, Dolar-TL yükselişine devam edecek ve yukarıdaki 6.80 seviyesindeki direncini tekrardan kırmaya gidebilir şeklinde grafiği okuyabileceğiz. Fakat gördüğümüz kadarıyla da ne 673 üzerinde bir kapanış geliyor, ne de 662 altında bir kapanış geliyor. O yüzden de biz buna diyoruz ki 673-662 aralığında yön yatay olarak devam ediyor. Yani bunlardan biri. 662 veya 673 rakamları kırılmadığı müddetçe dolar düşecek diyemeyiz arkadaşlar. Bu iki rakamdan birinin günlük kapanışlarda yaşanması şart. O yüzdendir günlük kapanışları takipte olacağız. Şu an 662-673 arasında hareketler devam edecek gibi gözüküyor. Şu şekilde düşünürsek şu şekilde hareketler belli bir Aralık içerisinde 662 ve 673 seviyesinde devam edecek gibi görünüyor. Ta ki ee, Rishay'daki, bakın şurada Rishay'deki bir oluşum var arkadaşlar. Onu size göstermeye çalışayım. Şuradan bir tren çizgisi aldığımız zaman Rishay bölgesine, bir tane de alttan çekelim. Bir tren çizgisiyle alttan aldığımız zaman. Evet şurada görüyorsunuz günlük bazda 6.62'den dolar kuru RSI'den desteğini almış. Fakat yukarıda da 6.72 seviyesi var. Ee, pardon 6.80 seviyesi var. Yani şu an dolar tl bu aralıkta hareket ediyor. Eğer günlük bazda dediğim gibi 6.62 6.60 aralığını aşağıya yönlü RSI kırabilirse o zaman çok net diyebiliriz ki e, dolar sert aşağıya doğru düşüşlerine devam edecek. E, yukarı doğru yükselişlerde de RSI şurada gördüğünüz 6.73 üzerinde ve 6.80 üzerinde kapanışlar yapabilirse de e, yukarı yönlü hareketini devam ettirecek şeklinde bunu okuyabiliriz. Fakat bu hareketlerden hiçbirini dediğim gibi kapanışlarını da göremediğimiz için dolar düşecek veya yükselecek dememiz e, şu an itibariyle... E, Tamamen aldatmaca ve yanıltmacadan başka hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bir başka oluşumumuz da şuradaki obo oluşumu çalışacak mı? Şuradaki omuz baş ve burada bir daha tekrar omuz yapıp buradaki obo dolar TL'de çalışacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Bunu gözlemlememizdeki sebep şu şekilde dolar TL'nin bir hareketi olabilir Arkadaşlar bunu yapabilir. Yani e, baş kısmımız 6.80, e, şurada da 6.38 boyun çizgimiz var. Görüyorsunuz. Dolar kuru eğer bu da kıramazsa 6.73 üzerinde hareketlerine devam edemezse ilk etapta şuradaki 6.61, 6.62 seviyesinde aşağı yönlü kırarsak arkadaşlar kırılırsa e, buradaki 6.40 seviyesine doğru hareket edebilir. 640'a doğru hareketinde de e, buradan tekrar bir tepki alışı gelir yukarı yönde hareketlerde e, bu sefer de 662 seviyesini kıramazsa bakın kötü senaryodan bahsediyorum e, ne dedik şuradaki 640 şuradaki boyundaki 638 bakın yalnız bunu ne dedik şuradaki ee, 6.60 seviyesini aşağıya doğru kırarsa dedik buradaki 6.38 e, seviyesine doğru bir geri çekilme 6.38 6.61 şu alanda bir hareket yapmaya devam ederse e, bu sefer 6.38'i takipte kalırız 6.38 kırılırsa e, dolarda çok sert düşüşler meydana gelir e, bu düşüşler 6 seviyesine kadar da gidebilir. Arkadaşlar bu kötü senaryoda takip edeceğimiz e, rakamlar bizim. Dediğim gibi yukarıda 6.80. Bakın burada bir oba oluşacaksa bu 6.80 e, yukarıya kırılmaz. Bu gibi durumlarda e, obanın bozulması için yani omuz baş omuz formasyonunun bozulması için doların 6.80 üzerinde kapanış yapması şart. Yani pozisyona girecek arkadaşlar alım yapacak arkadaşlar buradaki 6.80 kırılımını beklemek zorunda. Riske girmek istemiyorlarsa buradaki 6.80 seviyesinin e, kırılmasını beklemek zorunda arkadaşlar. E, bir başka durumda da şuradaki 660 görüyorsunuz. 660 e, bu kırılırsa buradaki 660, 62 seviyesi de kırılırsa aşağı yönlü kırılırsa bu sefer e, hareket şurayı 638 seviyesine doğru, e, bir önceki destek seviyesine doğru ilerler. 638'den de tekrar 6.60-62 seviyesine gidip bu 6.62 seviyesi destekti. Bu sefer direnç konumuna geçer. Burası direnç olur buraya aşamazsa o zaman anlarız ki burada bir ova oluşumu mevcut. Ve hemen pozisyondan kaç deriz kendimize. Büyük bir düşüş gelecek deriz. Bakın şuradaki çok önemli bu arkadaşlar. Hareketi şuraya kadar yapar. Şuradaki 6.38 seviyesine kadar. Hareketi yapıp şuradaki 6.61 bu sefer direnç konumuna geçer. Bu 6.61 üzerinde kapanışlar gelmezse e, şuradaki boyun çizgisi 6.38'deki boyun çizgisiyle aşağı yönlü kırılırsa bu sefer dolarda hareketler sertleşir. E, belki de 6 seviyesine kadar durmaz, devam edebilir. Bu kötü senaryoda yalnız arkadaşlar ve buradaki omuz baş omuz formasyonunun çalışması durumunda e, geçerli olacak rakamlardır. E, panik yapmalı mıyız? Panik yapmayın. Verdiğim şu rakamları takipte kalın, fazla kafanız karışmasın. Şu 680 ilk etapta takibinizde kalacak arkadaşlar. 680 yani bunun üstünde kapanış gelmedikçe dolar TL'de yön yukarı çıkamaz. Ee, 673 rakamımız var. Ee, bunu kapanışlarda önemli. Bunu dikkat edeceksiniz. 673 rakamına, bu rakamın üstündeki e, günlük kapanışlar gelmeye başlarsa, o zaman anlarız ki bu bir tuzak. 6.73 üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa bu bir tuzak. Burada bir oba oluşumu meydana gelmeyecek. Dolar TL tekrar 6.80 testine gidecek. 6.80'i zaten yukarı kırarsa ne dedik e, hareket yukarı yönlü 697 seviyesine doğru uzar. Fakat 6.73 üzerinde kapanışlar yapamıyorsa da tekrardan e, obanın alt çizgisi olan 6.62 seviyesini e, inip test etmeye tekrardan gitmek isteyecektir. 662 önemli. Hatta 662 sarkmalarla birlikte 656. Bu rakamlar önemli arkadaşlar şu geri dönüşlerde. Bunların kırılması halinde mutlak pozisyondan çıkmak gerekli diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü bu sefer 638 ve 662 aralığı bir kanal olarak dolar tl kuru oluşturabilir. Bu verdiğim rakamları takipte kalın. Önemli rakamlar. Ee, bu yüzden dolar düşecek mi? Ee, dolar yükselecek mi? Bunun kararını da siz verin. Ee, biliyorsunuz piyasalar Paskalya tatili nedeniyle pazartesi günü de kapalı. Ee, Salı günü piyasalar açılacak. Pazartesi günü olan işlemler de hacimsiz işlemler olur arkadaşlar. Ee, yani piyasayı pek yansıtmayacak işlemler olur. Ufak tefek işlemler olur. Ee, Salı gününden itibaren e, bu rakamlarımız geçerliliğini korur. E, buralardan tekrar takibe başlarız. E, salı gününe kadar da başka bir video yapmaya gerek yok. Çünkü salı günü olacak kapanışları bir görmemiz lazım. Fakat bu verdiğim rakamlar e, özellikle söylüyorum. Yani düşecek mi çıkacak mı şeklinde. E, buradan bir düşecek de diyemeyiz. Yukarıya çıkacak da diyemeyiz. 6.62 6.73 aralığı. Önemli takipimizde olacak bir aralık diye de belirtiyoruz. Dikkatle hepiniz bu rakamları takipte kalın. Altına bakalım. Altın yükselecek mi? Düşecek mi? Evet gram altında da gene arkadaşlar hızlıca geçeceğim. Biliyorsunuz OPEC toplantısından Rusya ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma çıktı. Bu tabi metallere yaradı. Metallerde yukarı doğru hareketler meydana geldi. Ons piyasası da şu an itibariyle kapalı olduğu için e, Ons 1400, şey, 1683 seviyesinde şu an sabit. E, dolar bazlı gram Ons 1683'te sabit durduğu için Doların hareketlerine göre yukarı ve aşağıya doğru e, sığ piyasada hareketlerini e, devam ettiriyor. Gram altında da takibiniz çok kolay arkadaşlar. Bakın bu verdiğim rakamları takipte kalın. Altın yükselecek mi düşecek mi ona da siz karar verin. Tepe 364 seviyesinde. Şurada bir desteğimiz var. 356 seviyesinde. Bakın şurada 356 seviyesinde bir desteğimiz var. Ne dedik? Şuradaki 356 son videomuzda ne dedik? Şuradaki 356 355 desteğimiz önemli. Bunun üstünde günlük kapanışlar geldikçe e, tekrardan 364 seviyesini test etmek ister. Dediğimiz gibi de gelişiyor görüyorsunuz. 356 üstünde kaldıkça 364'ü test ediyor. Fakat bu yükselecek anlamı taşır mı? Yükselecek anlamı taşımaz. Yükselecek anlamı taşımayabilmesi için 364 üzerinde günlük kapanışlar yapması şart gram altının. 364 üzerinde günlük kapanışlar başlarsa o zaman diyebiliriz ki gram altın 371 seviyesini kısa da test etmeye gidecek. Ee, bazı arkadaşlar demiş 345 seviyesi beklentiniz vardı. Doğrudur. 364 yukarıya kırılmadığı müddetçe e, 345 benim hala beklentimdir arkadaşlar. Fakat bu yatırım tavsiyesi olmasın. Bu sadece bir beklentidir ve e, şu an itibariyle bu benim beklentim 356 altında bir kapanış olmadıkça çöp olur. Bunu da unutmayın. Takibiniz çok kolay arkadaşlar. 3 tane rakamı takip edeceksiniz. 356 üzerinde kaldıkça gram altın yukarıda 364. Ee, bakın e e elimden geldiğince size bunu basit anlatmaya çalışıyorum. 356 üzerinde günlük kapanışlar yaptıkça 364 seviyesini e gram altın test etmek ister. Fakat bu yükselecek anlamı taşır mı? Yükselecek anlamı taşıyabilmesi için 364 üzerinde kapanış yapması şart. 364 üzerinde de kapanış yapamıyorsa tekrardan 356 bu aralıkta sıkışma devam eder. Ta ki 356 altında günlük bir kapanış görürseniz işte o zaman 345 seviyesini beklenti haline e, getirebilirsiniz. 345 seviyesini elimden geldiği kadar gram altını da basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. E, çok basit. E, Salı günü piyasası açılacak. Asıl gerçek rakamlar Salı günü piyasada meydana gelecek görüleceği için. 356 üzerindeki kalışlar dediğim gibi 364. Zaten 364'ü de test ediyor. Fakat burayı kıramıyor. Sığ piyasa olduğu için. ONS'un da hareketleri yavaş olduğu için. Bu rakamları takipte kalın. Ee, ONS altını da video çok uzadı. ONS altında hemen anlatayım. ONS altında da tepe 1703. Onu da hemen şurada göstereyim size. 1703 ONS altında. 1703 Aşağıda 1600 ne dedik 1677 üzerinde kaldıkça on altın 1703 direncine doğru gitmek ister. 1677 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar e, günlük kapanış görürseniz o zaman da e, on altında 1603 seviyesi takip edeceğiniz önemli seviyeler arasında kalacak. E, bakın en basitinden ben size destek ve kuvvetli destek ve direnç noktalarını buluyorum, bunları çıkartıyorum. Yapmanız gereken sadece günlük kapanışta bunları takip etmek ve kendi yönünüzü kendiniz belirlemek. Bana al sat diye sormanıza gerek yok. Size sadece 3 tane rakam veriyorum. Bakın ons altında diyorum ki 1673 üzerinde, 1677 üzerinde günlük kapanış oldukça 1703 testine gider. Kuvvetlidir. 1677 altında kapanış gelmeye başlarsa o zaman da alttaki 1633 desteğine doğru hareket edecektir ons altın. Fakat 1703 üzerinde ons altında henüz bir kapanış görmediğimiz için bu hareketin devamının gelebileceğini söyleyemeyiz. 1677 altında da ee, bir kapanış gelmediği müddetçe hareket 1677-1703 aralığında kalır e, ve düşüş de bekleyemeyiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Gram altında da aynı olay. 345 gelmedi diyen arkadaşlar için 356 altında kapanış görmediğimiz için 356-364 arası çalışır. Fakat 364 üzerinde de kapanış görmediğimiz için yukarı hareket görüyorsunuz zayıf kalıyor. E, ee, hareketi 364'te satışla karşılıyor. E, ee, burada Pozisyona girilir mi? Ben olsam girmem yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla. 364'lerden çünkü yukarı kırılma garantisi var mı? Yukarıda hareket zayıfladığı için herhangi bir bana göre yok. Fakat bu kırılamaz anlamına da gelmez. Çünkü her şeyi bilseydim ben zaten. Şimdi çoktan köşeye dönmüştüm arkadaşlar. Ben de e, piyasadaki haberleri ani gelişen olayları bilemeyeceğim için. Sizler de bunu bilemezsiniz. Bu yüzden takibinizi benim anlattığım bu şekilde takip edeceksiniz. Bu şekilde takip etmezseniz piyasada her zaman zarar edersiniz. Piyasanın üst taraflarından yani 364 gram fiyatından piyasaya girmek demek, e, ileride çok rahat terste kalacaksınız demektir. Bunu unutmayın. Her zaman için alt rakamları yeni alışta olacak arkadaşlar. Alt rakamları beklemek zorunda. Tabi bu 364 kırılır mı? Kırılır arkadaşlar. O zaman riske girersin. 364 kırılınca 371'i beklersin. E, fakat 364 altında kapanış görünce de stop olursun. Oradaki aradaki zararı e, bunu katlanırsın. Ama burada stop olmaz. Ben hala bekleyeceğim diye inatlaşırsan da zararın gün geçtikçe katlanır. Bunu da unutma. Alttan aldığın her gram gramını arttırır. Pozisyonlardan e, pozisyonlarınıza aşık olmayın arkadaşlar. Pozisyonlarınıza aşık oldukça pozisyondan ayrılamazsınız. E, o yüzden verdiğin rakamları takipte kalın. Bu video çok uzadı. E, çok şikayet edeceksiniz belki de bu video bu kadar uzun oldu diye. Fakat çok soru geldiği için arkadaşlar ben bunları size anlatmak istedim. Ee, bu arada Burak Arslan'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, Twitter hesabından e, daha önce onun hakkında yapmış olduğum bir konuşmayla ilgili Twitter hesabından bana çok güzel, e, çok temiz kalpli olduğum şeklinde e, yazısı var. Bunu da okudum. Arkadaşlar gene dediğim gibi piyasada birçok analizci var. Fakat benim kısa da gördüğüm e, Burak Arslan gerçekten e, grafikleriyle yorumlarıyla olsun, yaptığı analizlerle olsun e, gerçekten e, bu işi bilen yani bu işi meslek haline getirmiş bir insan. Benim size tavsiyem, beni de izleyin, fakat Burak Bey'i de izleyin. Analizlerimizi karşılaştırın. Benden daha profesyoneldir kendisi. Onun analizlerini de karşılaştırın. Benim analizlerime de bakın. Kendinize bir strateji kurmaya, bir yön bulmaya çalışın arkadaşlar. Ben o Burak Bey'i de dinliyorum, videolarını da izliyorum. Adam kendini yırtıyor ya. Yani gerçekten adam kendini yırtıyor. Ben diğer bu video çekenleri de izliyorum. Adamlar yani hiç ya adam bir tahmin yapıyor. Tahmini tutmuyor. Bir çıkıp özür bile dilemiyor. Hala da adam anlatıyor. Ben böyle dedim. Ben şöyle dedim. Ya ben grafikten analizden anladığım halde adamın öyle demediğini görüyorum yani. Ki anlamayan insan yani ne var bilmiyorum. O yüzden çok dikkatli olun. Benim de size tavsiyem eğer e, diğer analizcileri de dinleyin. Fakat bu işlerde profesyonel olan kişiler var arkadaşlar. Burak Bey gibi Before the News kanalının adı. Yani o adam tavsiye ederim ben size. Oh, oh videomuz aldı başını gitti. Dost sohbet babında oldu bu video. Bu Video keselim burada. Arkadaşlar evde kalın. Ee, artık uzadıkça uzadı zaten video. Daha da uzatalım. Arkadaşlar evde kalın ne olursunuz. Ee, görüyorsunuz. iki günlük e, sokağa çıkma yasağı oldu. E, sokağa çıkma yasağının ardından da biliyorsunuz. E, ülkece bir şenlik yaşadık. Marketlere doğru topluca hücum ettik. İki gün için buna değer miydi? Değmezdi. Niçin böyle bir toplum olduk? Bunu da anlamış değilim. Biz eskiden hiç böyle bir toplum değildik arkadaşlar. Toplum olarak bozulmaya başladık. Her şeye hücum etmeyelim. Parası olan 15-20 tane ekmek taşıdı arkadaşlar. Parası olmayan, zor durumda olan insanları da düşünmek lazım. Bu konuda devletimizin kampanyaları var. Elinizden geldiği kadar bu kampanyalara yardımcı olun. Ee, ben de oluyorum. Ee, ne olursunuz arkadaşlar? Kendi tokken komşusu aç yatan bizden değildir demiştir. değildir demişler arkadaşlar atalarımız. Bu atasözünü de unutmayalım. Bu arada sokaklar boş. Ee, hayvanlar yiyecek bulamıyor arkadaşlar. Bu hayvanları da sokak hayvanlarını da unutmayalım. Elimizden geldiği kadar evde kalan yemeklerimizden e, sokakların diplerine temiz bir kap içerisinde bırakırsak hayvanlar zaten bu yemeği bulurlar. Onları da göz ardı etmeyelim. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu artık keselim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.